Bakanlar. Meral Danış Beştaş bizimle birlikte. HDP Grup Başkan Vekili bizimle birlikte zannediyorum. Evet, görebiliyorum. Evet, buyurun. Barış'ın son sorduğu soruyu cevabı yani size. Yani şunu söylemek istedim Meral Hanım. Bu konuda sizin bu görüşmelere görüşünüzü zaten biliyoruz. Ama iktidarın bu tür açılımlar içinde olduğuna dair bir duyumunuz, bir kulisiniz, bir bilginiz veya belki somut bir bilginiz de vardır. Var mı? Ya inanın Barış Bey, ben çok uzun yıllardır siyasetteyim. Daha öncesinde de sivil toplumda hayatım. Şirin Hanım bilir, beraber ortak panellere falan da katıldık. Tabii. Hep bu senaryoları duyduk. Hep duyduk ama. İşte şu isme gidecekler, bununla parti kuracaklar, işte bu HDP'ye muhalif, işte Federal Kürdistan Bölge Yönetimi'yle işbirliği yapıyorlar, burada onların partisini kuracaklar gibi. Yani bu seçim öncesinde de aynı söylemler, emin olun, bilen bir yerden söylüyorum, asla ukalalık anlamında değil, bunları çok duyduk ve biz hiç ciddiye almıyoruz, hiç önemsemiyoruz. Yani sizin de demin ifade ettiğiniz gibi red üzerine red alıyorlar. Yani red edilmeseler bile onların amaçladığı sonuca ulaşmaları mümkün değil. Artık bu iklimde depremden, selden, bu kadar yoksulluktan, bu kadar felaketten cezaevlerini tıka basa doldurdular. Milletvekilleri ve belediye başkanlarımız hala cezaevinde. Altını çizerek söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 12 milletvekilimizle ilgili verdiği ihlal kararını uygulamayan bir AKP'den söz ediyoruz. Bakanlar Komitesi defalarca çağrı yaptı. Yani uluslararası hukuku da dahil oldukları mekanizmaları da tamamen reddeden ve uluslararası endekslerde olumluysa o endeksler sonlarda yer alan, işte en son Freedom House'un raporunu okumuştum. Çok vahim bir durumda Türkiye. Tabii ki AKP iktidarının getirdiği sonuç bu yönüyle. Bir isme gitmeleri, bir yerlere başvurmalarının bir sonucu yok. Ha, İmralı ile ilgili ise şunu söyleyeyim, tecridi kaldırsınlar ya. Biz defalarca söyledik, kaldırsınlar. Eğer gerçekten orayla bir iletişim kurulursa zaten kendisi Abdullah Öcalan ne söyleyeceğini ifade eder. Çözüm sürecinde neler söylediğini biliyoruz. En son yaptığı görüşmede neler söylediğini biliyoruz. Bu tecridi, bütün hukuk kurallarını tamamen yerle bir ederek uygulamaları aslında ne kadar büyük bir tıkanıklık içinde olduklarını bence ilan ediyor dünyaya. Peki son iki soru Meral Hanım. Bir tanesi şu, seyircilerimizden de çok gelmiş. Yani siz tabii haklı olarak diyorsunuz ki partimizin yetkili organları var ve onlar açıklayacaklar. Eş başkanlar ve işte parti yönetiminde konuşulduktan sonra. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek için 13. Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için tabii ki siz parlamentoda en yüksek oy oranıyla yine ana muhalefet partilerinden biri olmak istiyorsunuz. O iddianızı sürdürüyorsunuz ama 13. Cumhurbaşkanı, ortak cumhurbaşkanı seçilsin diye. Bundan sonra bir de eğer şu olursa bizim için %100 destekleyeceğimiz bir duruma gelir dediğiniz bir durum var mıdır? Yoksa bugünkü görüşmelerden sonra içimize sinmiştir ve umutluyuz. Ve bizim de destekleyeceğimiz Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olur diyor musunuz? Sizin bunun şahsınızın görüşü olarak soruyorum. Ya şöyle, öncelikle ben şahsım adına beyanda bulunamam şu anda. Çünkü partiyi temsilen katıldım. İkincisi, şahsımın görüşü de partimin görüşleriyle aynı. Ve devamında şunu söylemek isterim. Yani biz şu anda Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz. O masanın hiçbir yerinde bulunmuyoruz. HDP baştan beri 2018 seçimlerinde aslında biz Türkiye'nin geneli için nasıl bir fedakarlık, nasıl bir mücadele göstereceğimizi çok somut olarak söylemedik, yaptık. Bu seçimde de tek bir amacımız var.
hakikaten Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak ve biz Emek Özgürlük İttifakı olarak yola devam ediyoruz. Bizim tabii ki programımız, düşüncelerimiz, siyasetimiz, dilimiz %100 örtüşemez. Yani biz farklı bir tahayyül içindeyiz, farklı bir siyaset yürütüyoruz. Ama Cumhurbaşkanı adayını destekleyip desteklememek konusunda bu yüzde üzerinden ifade etmekten ziyade yani gelecekte bizim taleplerimizin, daha doğrusu toplumun taleplerinin, toplumun tamamının refaha kavuşması için, özgürlüğe kavuşması için, bu baskı ve totaliter rejimden kurtulması için neler gerekiyor? Bunun mücadelesini yürütüyor olacağız. Yani diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu seçildi. Biz yine ana muhalefet partisi iddiasındayız. Yani şu anda %15'e dayanmış bir partiyiz ve bunun çok daha üstüne hedefliyoruz. Biz yine bir yanlış yapıldığında bu muhalefeti yine yürüteceğiz. Bu ilk görüşmeydi. İlk şeffaf görüşmeydi. Yani kuvvetle muhtemel bundan sonra da alanlarda da başka vesilelerle mutlaka yine bir araya gelinecektir. Yani illa Cumhurbaşkanı adayıyla olması gerekmiyor. Yani partinin sonuçta yetkili organları var, kurulları var, sözcüleri var. Yani bunu basın üzerinden ya da değil. Yani bir şekilde biz bu taleplerin, toplumun tamamını rahatlatacak taleplerin yaşama geçmesi için sözlerimizi söylüyor olacağız. Yani bu konuda toplumun bizim çok titiz bir değerlendirme yapacağımıza emin olmasını isterim. Şimdi son soru aslında Edgar Şar'ın birazdan konuşalım dediği de bir konu bu. Birazdan da konuşacağız. Bu listeler meselesi hala çok önemli. Yani bu sefer atı alanın Üsküdar'ı geçmemesi gerekiyor. Trafolara kedilerin girmemesi gerekiyor. Bütün bunların sağlanması konusunda da hani sadece sivil topluma değil partilere de çok iş düşüyor ama onun dışında bir de listeler meselesi var ki burada da bir herkes böyle aman aman oradan da bir sakatlık çıkmasın noktasında. Bilmiyorum Edgar mı sormak ister ben mi kısacık sorayım ama. Siz kısacık sorun istersen. Şu Türkiye İşçi Partisi kendi logosundan girmek istiyor. Yani bu konuda ne yaptınız, uzlaşabildiniz mi? Son olarak bu bir sıkıntı çıkarmayacak mı? Onlar diyorlar ki YDP'nin daha az güçlü olduğu mesela Bayburt gibi, Gümüşhane gibi, Muğla gibi yerlerde bizim daha fazla şansımız var. Dolayısıyla biz kendi logomuzdan girelim. HDP'nin daha güçlü olduğu yerler var. Onlar da orada kendi... Şimdi bu logo kargaşası seçmen çok kritik bir seçim çünkü. Öyle hani herkesin kendini denemesine ya da lüksü olabilecek bir seçim değil bu. Şöyle bir kendimi deneyeyim göreyim bir bakalım ne oluyormuş diyemeyeceğimiz bir seçim bu seçim. Yani kimsenin hiçbir şeyi riske atmama durumu var. Öyle bir lüksü yok. Ne olacak? Bu konuda bir cümle söylerseniz ilerleyen dakikalarda bu meseleyi kendi aramızda tartışacağız Meral Hanım. Yani sorunuzun içinde yaptığınız değerlendirmeye katıldığımı ifade etmek istiyorum. Hakikaten çok kritik bir seçim ve hata yapma lüksümüz yok. Çok titiz, öngörülü ve tüm dengeleri düşünerek çalışmamız lazım. Yani açık yüreklilikle söyleyeceğim. Bizim Halkların Demokratik Partisi olarak görüşümüz kesinlikle tek listeyle girmek yönünde idi. Hala da öyle aslında. Fakat en son yaptığımız toplantıda Türkiye İşçi Partisi bu konuda kendi parti adına, logosuyla, logodan ziyade Türkiye İşçi Partisi adına girmek istediğini ve bu konuda hani bazı şehirlerde girilebileceğini, bazı şehirlerde girmeyebileceklerini söylediler. Bu konuda heyetlerimiz çalışıyor, yani listeler üzerinde. Biz bir kere HDP olarak 81 ilde seçime gireceğiz. Yani bütün illerde 81 gireceğiz. 81 ilde. 81 ilde. 81 ilde. Evet. Çünkü biz Türkiye'nin her tarafından oy alıyoruz. Yani bunun altını çizerek söyleyeyim. Bazı yerlerde %80, bazı yerlerde %10, bazı yerlerde %40 olabilir. Ama Türkiye Partisi olarak iktidar bunu bir türlü kabul etmiyor, etmek istemiyor. Birileri de bunu bilerek bizi farklı bir şekilde nitelemek istiyor ama Trabzon'dan Hakkari'ye, Hakkari'den Kayseri'ye kadar bizim her yerde oylarımız var. Türkiye İşçi Partisi ise 41 ilde seçime girecek, yani netleşen o ve bu illerden hangisinde nasıl girileceğine dair bir ortak
tutum alacağız. Öyle söyleyeyim. İller netleşmediği için illeri şu anda ifade edemiyorum. Netleşmiş olsaydı söylerdim zaten. Peki. Yani burada da amacımız tabii ki şu olacak. Türkiye İşçi Partisi ile birlikte artık Emek Özgürlük İttifakı çatısı altında, onlar kendi parti ismiyle de girseler, yine en yüksek sandalyeyi kazanma hedefine çok ayrıntılı çalışacağız. Çalışıyoruz da şu anda. Evet, yani diken üstünde herkes zira. Peki, şimdi benim hatırladığım çarşamba günleri MYK'nız diye biliyorum. Parti meclis, değil mi? Merkez Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu pardon. Herhalde çıkacak olan açıklamayı çarşamba günü bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz? Bizi izlemeye devam edin. Kısa bir süre içinde açıklayacağız. Peki. Meral Danış Beştaş, çok teşekkür ederiz geldiniz, katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Tekrar olun. Tekrar konuşmak üzere. Evet, Meral Hanım'ın da dediği gibi, Meral Danış Beştaş'ın da söylediği gibi bu hafta içinde belli olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri, ne şekilde destekleyecekleri, ne oranda kampanyasına destek verecekleri ya da nasıl verecekleri, bu önemliydi. Önemli olan 81 ilde parti olarak girecekler tek listeyle, siz de duydunuz. Ama genel olarak bilmiyorum, izlenimimiz nedir? Yani Edgar. Şimdi Meral Hanım...